Geçtiğimiz Mart ayının son günü bir mahkeme dosyasından alınan bilgilere göre ABD hükümetinin 14 Mart'ta yaklaşık 216 milyon dolar değerinde 9861 adet Bitcoin sattığı ortaya çıktı. Dava dosyası içeriğinde 2012 yılına dayanan bir suç sonrasında ele geçirilen toplam 50 bin adet Bitcoin olduğu ve satılanlardan arda kalan kısmın 2023 yılı boyunca toplam 4 seferde tasfiye edileceği de eklenmiş durumda. Oluşan bu durum sonrasında akıllara birçok soru geldi. ABD hükümetinin elinde toplamda kaç adet Bitcoin var? Bu Bitcoin'ler nasıl ele geçirildi? Hükümet elindeki tüm Bitcoin'leri satmaya karar verir mi? Şimdi isterseniz bu soruların yanıtlarını hep beraber arayalım. Öncelikle ABD hükümetinin elinde bulunan Bitcoin sayısını öğrenelim. CryptoQuant'ın kıdemli analisti tarafından paylaşılan verilere göre ABD hükümetinin el koyma vasıtasıyla bakiyesinde toplamda 204.839 adet Bitcoin olduğu görülüyor. Ayrıca blockchain.com üzerinden araştırma yaptığımız zaman bahse konu olan 3 adet cüzdan içeriğini de görebiliyoruz. Bu bakiyenin yaklaşık 50 bin adeti geçtiğimiz günlerde Coinbase başta olmak üzere birçok borsaya transfer edildi. Biraz önce anlatmış olduğum gibi 9861 adeti 14 mat itibariyle satılmış durumda. 2023 yılında satılacak olan kısmı devre dışı bıraktığımız zaman şu an ABD hükümetinin soğuk cüzdanlarında toplamda 164.839 adet Bitcoin bulunuyor. Peki ABD hükümeti yaklaşık 200.000 adet Bitcoin'i nasıl ele geçirdi? Şimdi geçelim bu konuya. ABD'nin elindeki Bitcoin'leri 3 olay sonrası ele geçirdiğini görüyoruz. Bu olaylar Silk Road kara borsasının ele geçirilmesi, Bitfinex hack olayının çözümlenmesi ve James Jean olayı şeklinde sıralanabilir. Şimdi bu olayların hepsine sırasıyla inceleyelim. İlk olayımız Silk Road Karaborsası ve FBI. Silk Road kara Borsası, dark web üzerinde korkunç korsan Rabbit takma ismiyle Ruz Ulbricht tarafından 2010 yılında kurulan ve yasa dışı madde satışıyla ile ünlenen bir platformdur. Bu platform içerisinde Bitcoin kullanılarak yasa dışı birçok ticaret gerçekleştirilmiş ve kapanana kadar Toplamda 80 milyon dolar kar marjına ulaşmıştır. Ekim 2023'te FBI siteyi ele geçirmiş ve kapatmış. Kurucusu Rose Ulbricht de müebbet hapse mahkum edilmiştir. FBI bu süreç içerisinde Silk Road bağlantılı yaklaşık 100 bin adet Bitcoin'i de ele geçirmiştir. İkinci olayımız 2016 yılında yaşanan Bitfinex hack'i. Ağustos 2016'da Hong Kong merkezli Bitfinex kripto para borsası hack saldırısına uğradığını duyurdu. Bitfinex borsasında işlem yapan kullanıcıların hesaplarından toplamda 119.756 adet Bitcoin çalınmıştı. Borsa müşterilerinin hesapları ortalama %36 eksilmiş ancak hack sonrasında Bitfinex tüm kullanıcıların zararlarını BFX token ile karşılamıştı. Tarihler Şubat 2022'ye geldiğinde ABD tarafından karı koca iki kişinin bu bitcoinleri çaldığını tespit edip 94 binden fazla bitcoin'i de ele geçirmiştir. Son ve şu an gündeme damga vuran olay James Jean ve çaldığı bitcoinler. 2010 yılı başlarında etkili olmuş ve yasa dışı madde satışı ile tanınan online kara borsa ve darknet marketi Silk Road Türkçe tabiriyle İpek yolu o dönemde Bitcoin ile alışveriş yaptıran bir platformdu. Yasa dışı işlemler yapılan Silk Road platformu 2012 yılında bir hack saldırısına uğradı. Bu saldırı neticesinde yaklaşık 50 bin adet Bitcoin hacker tarafından ele geçirildi. Devasa sayıdaki Bitcoin'i ele geçiren kişinin ismi James Jean idi. 10 yıl önce henüz 20'li yaşlarında bulunan James Jean nispeten basit bir plan ile bu hack'i yaptığını iddia etti. Jean birkaç sahte Silk Road hesabı oluşturup ve ardından platformu kendi hesaplarına büyük miktarlarda kripto para aktardığını düşünmesi için kandıran yüzden fazla otomatik işlemi düzenleyerek bu başarıyı elde etmişti. James Chan bu operasyonu gerçekleştirdiği esnada Bitcoin'in fiyatı henüz 200 dolar seviyelerindeydi. İşin ilginç tarafı ise bu hack olayını gerçekleştirip 50.000 adet Bitcoin'i kendi hesaplarına transfer ettikten sonra 10 yıl boyunca hiç satmamış olmasıydı. Hatta kendisi Miami'de mütevazi bir yaşantı sürmeye devam ediyordu. Peki elindeki bitcoinleri hodl ettiyse nasıl yakalandı? 2013, 2015 ve 2017 yıllarında cüzdanındaki bitcoinleri farklı cüzdanlara hareket ettiren Jan 10.000 bitcoini eşit şekilde 10 farklı adrese paylaştırdığı spesifik bir işlemde yapmıştı. Bu adreslerden bir tanesinin ismi bireysel biriydi ve bu adres ile ABD dışında bulunan bir borsaya 118 adet Bitcoin transferi gerçekleştirmişti. Yaptığı bu işlem ile kendini ele vermiş oldu. FBI deniz aşırı borsa ile işbirliği yaptı ve onlardan bir IP numarası elde etti. Bu şekilde de Jan'ın adresi tespit edildi. Yapılan baskın sonrasında elinde bulunan bütün Bitcoin'ler ve diğer birçok varlığına da el konulmuş oldu. Yaşanan tüm bu olaylar sonucu ABD'nin ele geçirmiş olduğu bitcoinler satılırsa ne olur sorusuna gelelim. Son olayda gördük ki ABD hükümeti elinde bulunan bitcoinleri satarak herhangi bir manipülasyon yapma peşinde değil. James Shannon elinden aldıkları 50.000 bitcoinin yaklaşık 10 binini 14 Mart 2023 tarihinde sessiz seda satılması ve o gün bitcoin fiyatında herhangi bir volatilite veya düşüşün olmaması ABD'nin piyasayı manipüle etmediğinin en büyük kanıtı. Yine Jan olayından kalan yaklaşık 40 bin adet Bitcoin'i de 2023 yılında 4 kademede satacaklarını açıklamaları manipülasyon olmadığının bir başka örneği. ABD'nin şu an elinde bulundurduğu 164 bin Bitcoin aslında bir gücü temsil ediyor. Ve ABD hükümeti bu gücü satış yaparak şu aşamada tamamen kaybetmek istemez. Karşı blokta yer alan Çin hükümetinin de elinde Bitcoin olduğunu bildiğimize göre bu piyasada ABD hükümeti de söz sahibi olmak isteyecektir. Yaşanan son gelişmeler olumsuz gibi görünse de Bitcoin grafiğinde pozitiflik hala devam etmektedir. Dilerseniz grafik analizlerine geçelim. Bitcoin grafiğine geçmeden önce QuantFury platformunun birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. de kripto paralar başta olmak üzere ABD hisseleri, altın, gümüş, döviz çiftleri, ETF'ler gibi 1600'ün üzerinde varlık ile işlem yapabilirsiniz. Fonlarınızı dönüştürdüğünüzde ve kaldıraçlı işlemler yaptığınızda herhangi bir komisyon ve işlem ücreti ödemezsiniz. Ek olarak açıklamalar kısmında bulunan davet linki ile üye olup istediğiniz bir miktarda fon yüklediğiniz zaman 250 dolara kadar hisse veya kripto para ödülü olduğunu da hatırlatmak isterim. Şimdi isterseniz geçelim Bitcoin'in grafik analizine. Bitcoin grafiğine baktığımız zaman hala direnç görüntüsü devam ediyor. 29 bin dolar seviyelerinde bulunan direnç supply bölgesine henüz geçebilmiş değiliz. Fakat grafik aşağıda bulunan 27 bin dolar seviyelerinden sürekli bir alıcı bulduğu için bizim bu 29 bin dolar direnç bölgesini geçmemiz çok daha kolay hale gelebilecek gibi bir görüntü içerisindeyiz. Onun haricinde ABD'nin Bitcoin'leri satması ve diğer çıkan olumsuz haberler neticesinde Bitcoin'in fiyatında çok sert düşüşler görmememizde 29 bin dolar direncinin hızlı bir şekilde geçilebileceği ve üzerindeki hedeflere doğru yol alınabileceğini bizlere gösteriyor şu aşamada. Her halükarda 27 bin doların altına kalırsa fiyatın 25 bin dolarlara doğru hareket edeceğini unutmamak koşuluyla 29 bin üzerine hedefleyebiliriz. 29.000'in üzerinde kalması durumunda fiyatın hedefleyeceği bölgeler öncelikle 32.500 dolar sonrasında 36.270 dolar ve son olarak da 40.800 dolar seviyeleri olacaktır. Buralar sırasıyla denenecek rakamlar arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili grafiksel anlamda önündeki ilk 3 engeli de bu şekilde açıklamış olalım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım verimli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Hepiniz kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.